bir spotla savaşını anlatıyor. Spota 5 kere gidiyorlar, 5 farklı zamanda gidiyorlar. Her seferinde inanılmaz savaş veriyor ve ilk denemesinde ya ikinci denemesinde artık tırnakları, ayak tırnakları düşmeye başlıyor çünkü o kadar çok vurmuş. Selam millet, Alpan Ecevit ve bugünkü videomuz Kaykay üzerine ve bence çok güzel bir video. Emmanuel Guzman. Sanırım çoğunuz bilmiyorsunuz, hiçbiriniz Instagram'da takip etmiyorsunuz. Bir iki gündür çocuğu kurcalıyorum, araştırıyorum nedir ne değildir diye. Santa Cruz sponsorluğu iyi bir kaykaycı. Sokak kaygaysı gördüğüm kadarıyla ve bir spotla savaşını anlatıyor. Spota 5 kere gidiyorlar, 5 farklı zamanda gidiyorlar. Her seferinde inanılmaz savaş veriyor ve ilk denemesinde ya ikinci denemesinde artık tırnakları, ayak tırnakları düşmeye başlıyor çünkü o kadar çok vurmuş. Ben geçen sene ilk defa başıma geldi, tırnağımı vurdum ve ondan sonra o gün kayamadım bile o anda. Çocuk vura 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 ayaklarını, ellerini, bütün vücudunu paramparça ediyor. The kickflip, nose grind, sonra switch inip aşağı inmesi. Yanlış söylediysem söylersiniz, ismini sanmıyorum. Kickflip atıp nose grind atıyor, gidebildiği kadar gidiyor. Sonra switch inip hill bomb yapıyor. Yani ölümüne hızla gidiyor. Hani bunu göster, bu bir videonun sebebi de şu. Abi nasıl iyi oluruz? Abi şu hareketi nasıl öğreniriz? Abi canım acıyor, abi düşüyorum. Çocuğun tırnakları düşüyor. Bir değil, 3-5 tırnağı düşüyor. Bu azimdir, bu dayanıklıdır, bu güçtür, bu emektir. Hani işte şu soru nasıl iyi olurum diye bir şey yok. Köpek gibi çalışırsan belki iyi olursun. Bu senin kapasiten varsa, kabiliyetin varsa olursun. Yoksa olamazsın. Ama önemli olan zaten tadını çıkarmak. Düşüp kalkıp hareketi yeniden denemek ve hayata öyle bakmak. Hayatta her zaman düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka bir şeyler öğreniyoruz. Bu arada kaykaycı dostlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum bana destek olduğunuz için. Benim patenci arkadaşlarımdan daha çok bana destek alıyorsunuz. Daha çok sahip çıkıyorsunuz. Bunun için size teşekkür ederim ve bundan sonra işte kaykay videoları biraz daha fazla gelecek. Son iki tane koyduğum paten videosu 500'de 800 falan izlendi. Ve hani 28 bin kişi var. İnsanın benim motivasyonum bayağı düşürdü, bayağı üzüldüm. Artık biraz sadıkla 5 çayına önem vereceğim, ona biraz daha fazla yükleyeceğim. Çünkü kapasiteyi gördük artık bu kanalın ne kadar büyüyebileceğini. Bayağı yavaşlamaya başladı büyüme. Neyse, evet. Emmanuel... Neydi çocuğun adı? Emmanuel Guzman. Guzman'dı. Uyuşturucu satıcısı, adamın da soyadı Guzman'dı diye hatırlıyorum. Neyse, burası Kaliforniya'da. Adamlar buraya 5 kere gidiyorlar. Bayağı ghetto'da anladığım kadarıyla işte tellerin üstünden atlıyorlar. Bütün köpekler, bütün o yol boyunca yürüdüklerinde devamlı köpekler havlıyor arka bahçelerinden falan. Sonunda spota geliyorlar. Bu arada yazın ortası. Sabah erken gidiyorlar. İşte ghetto olduğu için sıkıntı yaşamayalım diye. Ve işte saatleri, saklanabilecekleri hiç gölge yok. En az 4-5 kişiyle gidiyorlar. 2 kişi kamerayı çekiyor. İşte biri kaykayı getiriyor. Emmanuel de kaymaya çalışıyor. İlk denemesi bayağı saatlerini veriyor ama yok. Denemelerin bir sonuncusunda çok garip bir şekilde düşüyor ve kaburgalarını sakatlıyor. O günü bitiriyorlar. Şimdi işin kötü tarafı, o kaburgalarını sakatlıyor, bilirsiniz kaburgalarını sakatlamış kişiler, ne nefes alabilirsin, öksürebilirsin falan. Genelde ertesi gün geliyor ama bayağı ciddi sakatlamış bir ihtimalle, hareket edemiyor. O tellerden nasıl bir şekilde atlıyorlar, eve geri dönüyorlar ve kendine birazcık mola veriyor, ara veriyor. Ondan sonra spota bir daha gidiyor. Bu sefer gittiğinde gerçekten kendini çok hırpalıyor. Spotta öyle bir yer ki, hani yine dedim, hiç gölgelik yok, kaykay it düştü mü aşağı ölümüne gidiyor, gidip birinin alması gerekiyor, bazen çocuk alıyor, bazen öbür kameramanlar alıyorlar, devamlı su içiyorlar, bitiriyorlar, gidip su alacaklar, market uzak, kabus gibi bir yer. Ve bu ikinci denemesinde de artık gerçekten diğer çocuklar için endişelenmeye başlıyorlar, işte başlarına güneş geçecek, kusacaklar, bayılacaklar diye. Guzman'a hafiften böyle artık yapmasam, denemesem mi bugün diyorlar. Çocuk da daha fazla zorlamak istemiyor. O gün, ikinci günü de vazgeçiyorlar. İkinci günde de bayağı paramparça olduktan sonra vazgeçiyorlar. Ayakları paramparça olmuş oluyor. Tırnakları işte dediğim gibi bu kayışından sonra tırnakları düşüyor. Ve ciddi bir süre ve dinlenmesi, ara vermesi gerekiyor ki kendine gelsin. O tırnak düşme olayı gerçekten çok iğrenç ve çok kötü bir şeymiş. Bu adam işte vura 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 vura. O kadar seviyede benim bir kere vurduğuma geliyor. 3-5 tırnağa işte gidiyor. Ve ondan sonra vazgeçiyorlar. Ondan sonra geri dönerken işte aralarında diğer arkadaşlar arasında bir muhabbet geçiyor. İşte belki birkaç ay sonra döneriz. Belki yine yaparım falan diye. Birkaç ay mı diyor. Sen ne zaman hazır olursan o zaman gidip çekeriz demiş kameramanlardan biri. Ki bu çok önemli. Çok değerli bir şey. Çünkü ne olursa olsun orada arkadaşlarını da sıkıntıya sokuyorsun. O güneşin anında bekliyorlar sana yardım. Senin hareketine çekmeye çalışıyorlar. Birlikte bir şey yapmaya, takım oyunu olarak çıkartmaya çalışıyorlar. Benim en çok gerildiğim şeylerden biridir işte başkalarının beni kameraya çekmesi falan. Neyse orada arkadaşı diyor ne zaman hazır olursan gideriz diyor.
Birkaç hafta sonra hazırlanmış, toparlanmış oluyor, ayakları birazcık iyileşmiş oluyor, bir daha geri gidiyorlar. Bu sefer gittiklerinde de rüzgar var. Bayağı ciddi rüzgar var ve anladığım kadarıyla doğal olarak tabii kaykayla kickflip yapmak mümkün değil rüzgarda. Bütün kaykayın dengesini bozuyor o rüzgar. O yine bir 30-40-50 kere herhalde deniyor tahminim ama ondan sonra anlıyor ki çok mümkün değil. Ki birden rüzgar daha da hızlanmaya başlıyor. O günü de iptal ediyorlar. Dördüncü geliş. Dördüncü gelişte artık kaykayı burasında tutabiliyor çocuklar. O kadar rüzgar esiyor. O günü hiç denemiyorlar bile. Biraz takılıyorlar, ondan sonra dönüyorlar. Ve beşinci gün. Beşinci deneme yani. Bu anladığım kadarıyla 3-5 aya yayılmış bir süreç. 3-5 ayda ancak bu hareketi çıkartabiliyor. Hani bu demektir ki hani o hareketler pat diye olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Hayvan gibi çalışmanız gerekiyor. Kan ter dökmeniz gerekiyor. Kanamazsa bir yerleriniz bir şeyleri eksik yapıyorsunuz demektir. Ve hani bir düşüş. Adamın tırnakları düşmüş ya. Bir hareketi denemekten tırnakları düşmüş. Bütün her yeri yanmış. O en pis yanık düşüşlerden her yeri sıyrılmış, sürtülmüş. Ve adam geri dönüp yapmaya devam etmiş. Bu arada Guzman'ın birkaç videosunu da izledim. Gayet iyi bir kaykaycı. Gayet iyi bir street kaykaycısı kendisi. Tavsiye ederim. Ve Instagram'da 20 bin takipçisi falan var. Hani baktığımda çok düşük bir seviye ya. Hani bu çocuk dünyaları hak ediyor benim gözümde. Gerçekten bir savaşçı. Ve 5. gün, şimdi 5. güne geliyorlar. 5. gün yapacağı gün. Ama bakın onun da hikayesi çok enteresan. 5. günde nasıl oluyor? İlk başta yakın bile değil. Hiçbir hareketinde ne flip atıp kilitlenebiliyor, ne yaklaşabiliyor, ne hazır olabiliyor. Olabiliyor. Grind'da tabii. Hiç bu sefer hiç yakın değil. Yakın değil. İlk 10-15-20 denemede olmuyor. Bunlar ve ondan sonra hani bu kadar uzakken bile tamam bu sefer yapacağım bunda geliyor diyor. Ve hani mümkün mü 5. gidişi 30 milyon kere denemiş o sefer yapacağım diyor ve yapabiliyor mu? Wanted to ride away ve and take it to the very bottom gidiyor. Of the ditch and like wave everybody down like we could go you know. Dude. It was just one of those. Ne kadar güzel bir duygudur. Ama yine diyorum gördüğünüz gibi bu bir kere de olmuyor. Bu saatlerce, günlerce emek verilmiş 3-5 kişinin motive etmesiyle 3-5 kişinin takım oyunu olarak yapılmış bir hareket. Helal olsun. Bence çok güzel. Kaykaycı arkadaşlar daha iyi anları yaptığının benim için çok hoşuma gitti. Ben tabii sonuna kadar inmesini isterdim o grind'da. Ama herhalde öyle bir şey mümkün değil kaykayla full bütün körbe bitirmek. Nose grind'da. Belki board slide olsaydı daha giderdi. Mümkün mü bu arada sizce? Bir iki kişi bitirmiş. Birkaç kişinin hareketi var bu arada burada. Biri tamamen bitirmiş. Biri de aynı şekilde bir Smith grind mı? O çapraz kaykay böyle şöyle kayıyor truck ve kaykayın üstünde. Ondan sonra fake inip devam ediyor. Fake de switch iniyor yani. Üf, iğrenç. Hasta oldum ve herife çok takdir ettim. Umarım keyif almışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like'larsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Çok değerli benim için. Kitlenin bu kadar olduğunu görmüş olduk. Onun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Sizin sayenizde ben motive oluyorum bu videoları yapmak için. Onun için videoları like'larsanız ve yorum atarsanız bunlar benim için çok değerli. Bu son zamanlarda kanal çok yavaş büyüyor ve ister istemez insan yani moralim demoralize oluyorum. Elimden geldiği kadar hani güzel şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Sporları anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Siz de bana bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Ben Alpan Ecevit. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Emmanuel Guzman bu arada Instagram sayfasında böyle evli, çocuklu bir adam bu. Öyle. Diğer ki videolarda görüşmek üzere efendim. Esen kalın.